Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kripto para piyasası ciddi bir çöküş yaşadı. Bitcoin'deki düşüşle beraber, daha doğrusu sadece Bitcoin değil, geleneksel global borsaların tamamıyla beraber altcoin'lerde çok ciddi zarar ettirdi. Kimisi %50, kimisi daha yüksek oranlarda düşüşler yaşattı bizlere. Bu zararları hepimiz ettik. Yani burada kimi fenomenler çıkıyor, hani görüyorum Twitter'da, orada burada. İşte ben zaten nakitteydim, şöyleydim, size çıkın demiştim tarzı paylaşımlar yapıyorlar. Evet, bu uyarıları hepimiz yapıyoruz ama ya bizler de bu işin içinde olan insanlar olarak her ne kadar düşüş trendinde olduğumuzu bilsek de yatırımlarımız, paramız burada olduğu için ne yaparsak yapalım bu düşüşe mecbur yakalanıyoruz. Ama düşüşler düşmanımız olmamalı arkadaşlar. Çünkü bu piyasa sadece al sat yapmak, sadece yatırım yapmak için olan bir piyasa değil. Aksine bizim geleceğe yatırım yapmamız için, ileriye dönük kendimizi geliştirebilmemiz için aslında içinde bulunmamız gereken bir piyasa. Hani bu olaya böyle baktığımız zaman diğer taraftan tabii ki para kazanacağız, yatırımlar da yapacağız ama bu işin asıl olayı para kazanmak, al sat yapmak değil arkadaşlar. O yüzden düşüşlere karşı çok böyle karamsar olmayacağız. Düşüşler gelebilir, zarar edebiliriz. Ancak buradan da hep beraber toparlayacağız diye umuyorum arkadaşlar. Öyleyse dilerseniz hızlı bir şekilde intromuzu izleyelim ve videomuza başlayalım. Bu videoda da neler yapacağımı, neler anlatacağımı sizlere introdan sonra anlatayım. Evet, tekrardan selamlar. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Kısaca anlatayım sizlere. Öncelikle Bitcoin'i teknik ve temel olarak inceleyeceğim. Bitcoin'den beklediğim seviyeleri sizlere aktaracağım. Yarınki Fed toplantısından gelecek faiz kararlarıyla ne gibi durumlar bizi bekliyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da 5 tane altcoin vereceğim arkadaşlar sizlere. Bu altcoin'ler kesinlikle bir sepet olarak düşünmeyin. Yani daha doğrusu şöyle sepet olarak düşünmeyin. Şu anda sepet yapılabilecek bir dönemde değiliz. Çünkü Bitcoin dibi gördü mü, dönüş sinyali verdi mi? Hani bunlar tam olarak bilebileceğimiz şeyler değil. Şu an henüz gerçekten Bitcoin'in döndüğüyle alakalı net bir sinyalimiz bulunmuyor. Ama çok fazla düştü ve gerçekten hani artık düşebileceği seviyeler çok kısıtlı. Bunları zaten grafik üzerinden de anlatacağım. Bu anlatacağım altcoin'leri söylediğim seviyelere gelirlerse almayı düşünüyorum. Ve aldığım zaman da mutlaka kademeli alıp stop loss emir girerek almayı düşünüyorum. Yani lütfen sizler de bu konuda çok dikkatli olunuz. Şimdi gelin Bitcoin'i bir grafiği üzerinden teknik olarak bir inceleyelim. Ama öncesinde şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Twitter'da bir çekiliş düzenliyorum. Zaten sık sık yapıyorum bunu. Eğer hala katılmadıysanız Twitter Tahir El Koca sondaki 2 A ile kullanıcı adımla beni bulup çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin grafiğini açtığım zaman zaten düşüş trendinde uzunca bir zamandır olduğumuzu biliyorduk. Ancak bu kadar sert bir düşüş beklemiyorduk. Ya bildiğiniz üzere 40 bin dolar seviyesinde bir desteğimiz vardı. Bu desteğe fitiller atıp geri dönüyordu. Ancak sonrasında çok sert bir şekilde düştü. Şu anda bu düşen trendimizin üzerinde tutunuyoruz ve buradaki 35 bin, 36 bin bölgesindeki desteğimiz sağlam bir şekilde çalışıyor. Ve açıkçası normal şartlarda eğer bu Fed'in toplantıları, diğer global piyasalardaki durum bu kadar kötü olmasaydı ben kesinlikle Bitcoin'in şuradan çok sert bir tepkiyle en azından 40 bin, 42 bin seviyelerine kadar çok net bir şekilde çıkabileceğini, düşecekse bile buradan alacağı retestle düşeceğini düşünürdüm. Ancak bu Fed'in kararlarıyla beraber, diğer global piyasalardaki durumla beraber net bir şey söyleyememekle beraber ben yarın, yani 26 Ocak Çarşamba günkü toplantıdan faiz artırımı gelmeyeceğini, sabit tutulacağını, bununla beraber global piyasalarla beraber Bitcoin'in ve kripto paraların da buradan güzel bir şekilde yükselebileceğini düşünüyorum. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Zaten hani bunlar artık çok klişeleşti. Yani sürekli tavsiye değil demek istemiyorum ama zaten sizler biliyorsunuz, tavsiye olarak söylemiyorum. Kaldı ki size tavsiye vermeyi bırakın. Ben kendim bile bundan emin olarak hareket edemiyorum. Emin olsam buradan neyim var neyim yok alırım. 40 binde, 42 binde bile satsam çok güzel kar ederim. Ama ben ne yapacağım? Şu anda gördüğünüz üzere 37 bin dolar seviyelerindeyiz. En yakın desteğimiz 35 bin, 36 bin bölgesi. Üstte de arkadaşlar 39 bin, 40 bin ve 42 bin bölgelerinde dirençlerimiz var. Benim burada yapacağım şey şu arkadaşlar. Yarına kadar bu belirlediğim altcoin'ler ve sonrasında kendi işte birkaç farklı kripto para, Bitcoin, Ethereum gibi böyle majör kripto paralarda alımlar yapacağım. Bu ufak ufak alımlarımı yani bekleyeceğim. Kar ettikçe, şuradaki dirence geldikçe veya dirence böyle yaklaşınca satışlar yapacağım, nakitimi arttıracağım. Eğer
Eğer bu direnç kırılırsa ve direnç üzerinde tutunabileceğimiz artık kesinleşirse toplantıdan çıkacak karara göre de nakitimi tekrardan kripto paralara aktaracağım. Buradaki retest sonrası eğer güçlü durmaya devam ederse Bitcoin, altcoin'lerde de tekrardan şu seviyelere kadar, belki şu seviyelere kadar tekrardan bir yükseliş bekleyeceğim. Bu şekilde al satlarla para kazanmaya çalışacağım. Ama şu dönemde yapılacak en büyük hata herhangi bir kripto paraya veya altcoin'e veya bir sepete, çantaya böyle yüklü yatırımlar yapıp ben hodlcuyum, ben böyle uzun vade yatırım yapıyorum deyip öylece beklemek çok büyük hata olur arkadaşlar. Çünkü şu anda net bir şekilde yükseliş sinyali görmediğimiz için uzun vade yatırımlar yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Yaptığınız yatırımların sürekli incelemelerini yapmanız gerekiyor, analizlerini yapmanız gerekiyor. Şu anda hodl, altcoin sepeti yapma zamanı değil. Aksine böyle al satlarla ufak ufak günlük hani %2, %3 bakiyenizi artıra ilerleyebilmek zorundayız arkadaşlar. Bunu yapmak zorundayız. Bitcoin'de genel görünüm bu şekilde. Total market cap'e baktığımız zaman, yani kripto para piyasasındaki toplam para değerine baktığımız zaman, zaten uzunca bir zamandır bu da aynı Bitcoin gibi düşüşte olduğunu görebiliyoruz. Ama şuradaki düşüşle beraber aslında yatırımcının ne kadar çok dolara geçtiğini, yani nakite geçtiğini görebilirsiniz. Şu anda hani yakın desteklerimiz var tabii ki. Şurada bakın bir desteğimiz var. Hani şunu hemen şöyle bir çizelim. Burada zaten destek üzerindeyiz şu anda. Düşüş devam ederse, derinleşirse buradaki destekten tekrar bir tepki alabilir ama ya buranın çok da sağlam bir şekilde tutacağını düşünmüyorum. En son eğer Bitcoin'de şöyle bir nerelere kadar, bir 32.000 33.000 dolarlara kadar düşme durumunda ben total market cap'inde yani 1.2 trilyon dolara kadar düşebileceğini düşünüyorum ki bu da altcoin'lerin şu anki fiyatlarından bile en az bir %30 %40 daha düşmelerine sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden her zaman temkinli ilerleyeceğiz. Bir kripto parayı alıyorken körü körüne almayacağız. Aksine çok inceleyeceğiz, çok detaylı bir şekilde bakacağız. O böyle, biliyorsunuz geçen sene boğa sezonunda hangi coin alsan en az 2-3 kat yükseliyordu kafasında değiliz artık. Yani o durumda değiliz çünkü o dönem geçti. Şu anda böyle araştırmaları yapa yapa ufak ufak alımlar yapıp onları böyle kar gördükçe satarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelin bir de ben bu dönemde bu dip gördüğünü inandığım coinler arasında hangilerini alacağım ve hangilerini artık hani bu seviyelerden kesin alınır diyorum. Onları anlatmakla başlayalım. Bu arada kısa bir ara verip bu videonun sponsoru Market Making Pro'dan bahsetmek istiyorum. Bu platform üzerinden öncelikle farming yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Farming demek buraya kendi bakiyenizi yatırıp pasif gelir elde etme imkanı. Yani bir nevi aslında stake yapıyorsunuz. Faize yatırmış oluyorsunuz. Bunun dışında bir de Launchpad kısmı var. Launchpad'de de ön satış imkanları sağlanıyor size. Burada hem Kraken borsası var, hem BitPay gibi bir cüzdanın Launchpad'i var. Hem de daha öncesi Minto, Hardcoin gibi projelerin Launchpad'i gerçekleşti ve buradan kullanıcılar oldukça güzel karlar etti. Bu şekilde hem Farming hem Launchpad'in bir arada olduğu güzel bir proje arkadaşlar. Katılmak isterseniz açıklama kısmına bütün linkleri bırakıyor olacağım. O linklerden ulaşabilirsiniz. İlk olarak tabii ki AVAX'ı paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yani AVAX'ı zaten çok da anlatmama gerek yok. Hani sıralamada 12. olan ve gerçekten Solana ile birlikte Ethereum'a rakip olarak gerçekten yani rekabetini ispatlamış coinlerden. Ve hani şu anki fiyatı 65 dolar. Ben AVAX'ın 59 dolar 60 dolar civarından yani güzel bir şekilde toplanabileceğini düşünüyorum. Eğer ben uzun vadeciyim, yani 1 yıl 2 yıl 3 yıl hiç önemli değil. Gerekirse ben bu coin'i ucuzdan almış olayım diyorsanız hani bakiyenizin bir kısmıyla 60 dolar seviyelerinden böyle çok ufak bir alım yapıp eğer düşüş derin biraz daha eklemelerle ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama tekrardan söylüyorum, hani AVAX'ı veya diğer söyleyeceğim hiçbir projeyi lütfen böyle körü körüne gidip bütün paranızla bakiyenizle almayınız. Bunlar sadece benim hani dipte alınabileceğini düşündüğüm fiyatlar, ama daha da düşme ihtimali tabii ki var. Yani eğer Bitcoin 30.000 dolara düşerse emin olun, AVAX için diyorum ya 60 dolar güzel seviye. Bir bakmışsınız AVAX 40 dolara düşmüş. Hani bu tarz durumlarda daha önce yaşadığımız ve tekrar yaşayabileceğimiz durumlar. Ama tekrar söylüyorum, 4-5 gün öncesine kadar AVAX 80-90 dolar civarında da ucuz diyorduk. Ama şu anda gördüğünüz fiyat bu. Ama yine de dediğim gibi uzun vade için parçalı alım yapmak için güzel fiyatlarda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoda paylaşmak istediğim ikinci kripto para da Kadena arkadaşlar. Kadena'yı biliyorsunuz, daha önceki sepetlerimizde de paylaştım. Twitter'da da sizlerle paylaştım. Gerçekten 10 numara bir proje ve hala Binance'te listelenmemiş bir coin. Bundan dolayı aslında ben Kadena'ya çok değer veriyorum. Bir örnek vereyim mesela sizlere. Biliyorsunuz API 3'ü şu videomuzda paylaşmıştım. Sizlere nereden gösterebilirim? Aynen. Binance yolcusu 6 altcoin videomuzda paylaşmıştım. Sonrasında
API 3 ne oldu? Yaklaşık 4 dolar civarlarında paylaşmıştım. Sonrasında Binance'te listeleme haberi geldi arkadaşlar. Öncelikle değerlendiren varsa tebrik ederim ve hani gerçekten mutlu oldum. Şöyle göstereyim sizlere. Bitcoin'in çöktüğü günlerde listelenmesine rağmen bakın şu yükselişi görüyorsunuz. 4 küsür dolarlardan paylaşmıştım. 7 dolara kadar çıktı. İnanılmaz güzel bir yükseliş gösterdi. Bize çok güzel bir kar ettirdi. Buralardan ben hani kademeli bir şekilde satış yaptım. Elimden tamamen çıkardım. Sonrasında da düştüğü seviye görüyorsunuz. Tabii ki piyasaya bağlı olarak buralara düşmesi çok normal. Yanlış anlamayın, API 3 şu anda bu videoda paylaştığım bir coin değil. Sadece Cadena için örnek verdim. Yani ikinci coinimiz Cadena'ydı. Cadena'yı zaten hani incelerseniz zaten neden bu kadar önem verdiğimi anlayabilirsiniz. Ortaklıkları olsun, vaat ettikleri olsun ve gerçekten işlem hızındaki Solana veya diğer projelere karşı rekabette nasıl başarılı olabileceğini görebilirsiniz. Sizler de benim gibi düşüneceksinizdir diye düşünüyorum. Cadena da bu videodaki ikinci altcoin'imizdi. Bir diğer altcoin'imiz Frontier arkadaşlar. Front'un grafiğine bakarsanız yani şöyle hemen bir göstereyim. İnanılmaz ciddi bir düşüş gösteriyor. Bitcoin tabii ki sadece düşüyor, fiyatı düşük diye alınmaz. Hani öyle düşünürsek SLP de şu an çok düşük fiyatlarda. Ama o şekilde alım yapılmaz. Temel verilerine de bakmak gerekiyor. Ve hani Frontier'in ben şu anda açıkçası alınabilecek civarda bir coin olduğunu düşünüyorum. Maksimum arzına, toplam arzına baktığınız zaman ve dolaşım arzı yalnızca 77 milyon civarında olmasına rağmen fiyatı oldukça düşük arkadaşlar. Hani projesini falan da inceleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir proje olmasına rağmen fiyatının şu an düşük olduğunu düşünüyorum. Zaten neredeyse bütün borsalarda var. Bu arada az öncekilerde göstermeyi unuttum. Cadena veya diğer bahsedeceğim coinler Binance'te olmayabilir. Gate.io'dan, MXC'den vesaire alabilirsiniz. MXC, Gate.io, Binance bütün borsaların en yüksek komisyon indirimli linklerini açıklama kısmına bırakacağım. O linklerden borsalara kayıt olarak ömür boyu geçerli komisyon indirimlerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani Front da genel olarak bu şekilde bir coin arkadaşlar. Bu videomuzda da üçüncü olarak bunu paylaşmak istedim. Evet, bir diğer coinimiz LuxRay arkadaşlar. Kısaltması Lux olarak hangi borsalarda varmış şöyle bir bakalım. FTX'te, Huobi'de, Gate.io'da bulabilirsiniz. Bu da Binance'te listelenmemiş ve açıkçası gelecek vadeden NFT sektörüyle alakalı çok güzel bir proje. Maksimum arzı çok önemli değil de toplam arzı 200 milyon olmasına rağmen fiyatı şu an 4 dolar civarlarında. Hemen şöyle bir girelim, ne projesi olduğunu zaten direkt olarak anlayacaksınız. Biliyorsunuz NFT borsaları oluyor. Bunlardan en yaygını OpenSea ve şu anda gerçekten en çok kullanılan NFT borsası OpenSea. Ancak LuxRay de şu an OpenSea'ya rakip olan bir proje. Ben bunu Crypto Kemal'in paylaşımından gördüm. Kemal abinin anlattığı kadar varmış gerçekten. Hani projesini biraz inceledim. Kullanım alanlarına baktım. Ve hani şöyle bir göstereyim. OpenSea normalde orada yaptığınız bütün alış satışlarda sizden komisyon kesiyor. LuxRay da kesiyor, daha az bir oranda kesiyor. Ancak bu kestiği oranı tekrardan kullanıcılarına airdrop olarak dağıtıyor. Yani o yüzden kullanım açısından oldukça mantıklı bir proje. Burada NFT alınıp satılabildiği için ve bu alınıp satılırken de LuxCoin kullanılacağı için, bu token kullanılacağı için oldukça güzel bir proje olduğunu ve gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Yani düşük seviyelerden buradan tekrar düşmesi durumunda böyle uzun vade için çok düşük oranlarla alınabilir diye düşünüyorum. Bir diğer projemiz de Solana arkadaşlar. Kripto para piyasası komple çökse benim ilk alacağım coinlerden bir tanesi Solana'dır ve şu anda da 93 dolar civarlarında. Dolaşan arzını görüyorsunuz, 314 milyon ve hani şu seviyedeki, şu kapsamdaki bir proje için oldukça düşük bir fiyat. Buradan tabii ki düşebilir ama tepki yükselişleriyle, Bitcoin toparladığı zamanki boğa sezonuyla beraber Solana'nın çok daha güzel fiyatlara çıkabileceğini düşünüyorum. Hangi borsalarda var diye bakmaya gerek yok. Zaten tüm borsalarda listeli majör bir altcoin. Genel olarak bu coin hakkında da söylenebilecek çok bir şey yok. Solana'nın projesini zaten hani biliyorsunuzdur, müthiş bir Ethereum'a gerçekten rakip olabilecek düzeyde bir proje arkadaşlar. Bunun dışında da anlatabileceğim çok bir şey yok. Genel olarak bu videodaki 5 kripto paramız bunlardı. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa Telegram grubumuza, Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Twitter'dan takip edip hem çekilişe katılabilir hem de güncel sürekli yaptığım paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Öyleyse bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.